her türlü tamir, bakım, oranın bir şey yapılırız dükkan. Zondal Beyefendi. Her türlü müzik aleti yapılır.
Kafa önüne yatıyoruz.
Hasan Bey, bağlamanız pazartesi yola çıkıyor, pazartesi. Kısmetse pazartesi yola çıkarıyor.
Please.
Evet, after. Finish. 10 minutes after finish. Please.
Davut Bey hoş geldiniz. Fakat geç kaldınız. Tam yayını kapatmak üzereyken siz geldiniz. Hasan Çalışkan beyefendi de son dakikada katıldı. Ben işi bitirdim, siz geldiniz. Bugün para işi vardı. Bağlamanın en zor işi ve de en pis işi zımpara işi arkadaşlar. Polyester zımpara işi. Bu bağlama Bursa'ya gidecek. Sıfır bağlama. Polyesterini cilasını yaptıktan sonra, zımparasını yaptıktan sonra yarın da inşallah kısmetse telleme işi yapacağız. Pazartesi sahibine göndereceğiz. Uzun sap bağlama güzel olacak arkadaşlar. Evet. Vallahi yeni kazananlar şansına küssün. Yayınımızı burada bitiriyorum. Bugün yeterince yorulduk. Şöyle gidip bir istirahat edelim. Malum hafta sonu seçim var. Biraz vücudumuzu dinlendirelim ki oyumuzu iyi kullanalım. Aklımız başımızdayken oy kullanalım. Vatan milletin hayrı için kullanalım. Bakalım hayırlısı diyelim. Evet. Bağlamanın zorlukları işte arkadaşlar. Bağlamayı siz elinize alıyorsunuz, çalıyorsunuz da. İşte geçirdiği aşamalar böyle. Ben size canlı canlı sunuyorum ki. Bağlama nereden nereye gelmiş. Kat ettiği yol. Her aşaması elden geçiyor. Tamamen el işçiliği. Bağlamanın zorlukları. Kürsal Bey, kısmetse yarın yine yayınımız var. Yayınımız son hızıyla devam edecek. Seçim gecesine kadar yayın var. Seçim sonuçlarını size açıklayacağım. Seçim yayınını izlemek istiyorsanız beni takipte olun. Cengiz Usta'nın Facebook'unda seçim sonuçlarını alabilirsiniz. Burada birlikte paylaşacağız. Hani öyle bir bilgiye sahip değilim de latife yapıyorum arkadaşlar yani. Siz ne biliyorsanız ben de onu bileceğim yarın hafta sonu. Hatta sizler sonuçları bana söyleyeceksiniz. Ben çalışıyor olacağım. Hayırlı sonuçları siz vereceksiniz. Dem baba. Seçim sonunda gönderelim daha hayırlı olur. Öfkeye sebep olan şeyler çıkabilir sonra. Seçim sonunda ailesiyle güle güle bağlamanızı kullanacaksınız. İnşallah yetiştireceğiz. Vallahi biz evet de çıksa, hayır da çıksa bizim işimiz gücümüz belli. Biz iş, sanat, kültür sevdalısı insanlarız. Kötülükten yana hiçbir duygumuz yok. Yani kötü duygumuz yok. Bizim yaratılışımızda kötü duygular elimizden alınmış. Yani verilmemiş bize daha doğrusu. Biz her şeyi iyi düşünürüz. Her şeyi doğru düşünmeye çalışırız. Hayırlı düşünmeye çalışırız. İnsanların iyiliğine düşünmeye çalışırız. Yani o evet hayrı işi bir siyaset işi. Biz siyasetin dışında insanlarız. Biz daha üst mertebedeyiz. Evet hayır bir hizada diyelim. Biz daha üstte her ikisini görürüz. Sanatçılar olarak. Yani sanat gözüyle bakan insanlar daha üst bir yerde. Kimisi evet hayır diye yarışır. Bizim öyle bir yarışımız yok. Tabii sonuçta bizim de bir seçimimiz var. Fakat seviyemiz belli. Öyle diyeyim. Ben sanatçı olarak ben kendi seviyemi biliyorum.
Hani ne bileyim laf dalaşıyla bu işler, lafla peynir gemisi yürümez mi diyorlar. Öyle bir atasözü var. Biz o işlerin içinde değiliz. Bunlar gelip geçici süreçler. Yani hayır da çıksa, evet de çıksa bir süreç. Yani bu ülke için bir süreç, ülkenin enerjisini yanlış işlerde kullanıyoruz aslında. Bu ülkenin enerjisini kötü kullanmaktır. Ben onunla kafayı yormuyorum. Biz daha tepeden bakıyoruz sanatçı olarak. Usta olarak ben daha tepede bakıyorum. Yani bu işin sonucunu aslında biliyorum. Evet de sayır da çıksa sonucunu biliyorum. Hani kısa hesaplar içerisinde değilim. Ben bu ülkenin 50 yıllık hedefleri, 100 yıllık ne bileyim geleceğe dair şeyler, gelecek nesillere dair şeyleri düşünüyorum. Bu ülkenin zenginlik kaynaklarını düşünüyorum, eğitimini düşünüyorum. Yeraltı zenginliklerini, yerüstü zenginliklerini, kültürel yapılısını, benim kafamı yorduğum işler bunlar yani. Evet, hayrın dışındayım ben. Daha tepeden bir yerdeyim. Öyle değil. Yani kendimi nasıl ifade etsem bilmiyorum. Yani ben farklı düşünüyorum. Daha genel, daha dünyasal bir üst kavram olarak değerlendirin arkadaşlar. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah görüşmek üzere. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hayırlısı diyelim. Hoşça kalın.